Fahri Evcen 4 yıl aradan sonra Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana döndü. Akça Hatun rolüne hayat veren güzel oyuncu, dizinin ilk bölümünü ekip arkadaşlarıyla beraber tepe başında izledi. Merhabalar, uzun zaman sonra beklediğinizden geldik. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Aynen öyle, çok teşekkür ederim. Güzel olacağını ümit ediyorum. Çok iyi bir bölüm çıktığına eminim. Çok iyi bir ekiple çalıştık. Yönetmenimiz Sedat İnce keza öyle. Çok iyi iş çıkardığına eminim. Öyle, bakalım, heyecanlıyız. Evcen, Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan eşi Burak Özçivit'in de zaman zaman kendisine tavsiyelerde bulunduğunu söyledi. Burak Bey de kendisi de bir dönem dizisinde oynamıştı. Size evet. Tavsiyeleri oldu mu? Evet, oluyordu zaman zaman. Kılıç dersleri alıyor muydunuz Burak Bey? Tabii en son evde kılıçlarla biz... Yok tabii ki, işin esprisi. Ama zaten uzun yıllardır o yaptığı için o dünyaya aşinaydım hakikaten. Evde onun çalışmalarını ve bütün o sürecini gördüğüm için sete çıktığımda aslında bir anlamda bana tanıdık da geliyordu. O anlamda evet, öyle bir desteği oldu. 4 yıl sonra beklediğiniz dizi miydi? İstediğiniz bir rol müydü? Kesinlikle. Tabii. Dönem dizisi bekliyorum. Ya özellikle dönem diye değil ama o kadar harika bir proje ki izleyin anlayacaksınız. Yayına geçeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Aynı günün sabahı ünlü oyuncunun eşi Burak Özçivit'le sessiz sedasız boşandığı iddiası gündeme gelmiş. Evcen'le söylentiyi ailece yaptıkları pazar kahvaltısı fotoğrafının altına yazdığı "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken sizi seviyorum" notuyla jet hızıyla yalanlamıştı. İlerleyen saatlerde güzel oyuncu dizinin ilk bölüm izlemesi için hazırlanmış ve Burak Özçivit'in kendisini öptüğü pozunu "Şans öpücüğümü aldım. Akşama görüşmek üzere" yorumuyla yayınlamıştı. Pazar kahvaltısı oldu bugün. Evet, aynen. Haberler de çıkmıştı bugün. Hemen yalanlama geldi fotoğraflar. Çünkü öyle bir şey yok. Yalanlama değil açıkçası. Öyle can sıkıntısından yapılan haberler diye düşünüyorum. Öyle bir şey yok. Neden yani. Bir doğruluğu böyle yok. Bir haber peki? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Can sıkıntısı herhalde. İçeriden değişiyorlar. Şu anda Alparslan için. Evet. Maşallahınızı alırsa her şey çok iyi gidiyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Daha sonra partneri Barış Arduç'la bir araya gelen Fahri Evcen, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Barış Arduç da yaşadığı heyecanı paylaştı. Merhaba, hoş geldin tekrar. İyiyim valla, şahane. Çok güzel bir dizi başlıyoruz. Neler söylemek istersin? Yani çok heyecanlıyız. Heyecanımızın bir tarifi yok. Buyursunlar. Barış Bey, isterseniz ben size eşlik edeyim, stüdyoya geçelim. Yok, sohbet edeyim arkadaşlar. Peki, nasıl isterseniz? Geçelim. Teşekkürler, sağ olun. Yani heyecanımızın bir tarifi yok. Dediğimiz gibi sadece kendi tarihimize değil, dünya tarihine büyük izler bırakmış. Yön vermiş bir dönemi anlatıyoruz, kahramanları anlatıyoruz. O yüzden hem çok gururluyuz hem de tabii ki üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Ama bu sorumluluğun bilincinde çok uzun bir süredir hazırlık aşamasındayız. Çok da verimli geçtiğini düşünüyorum ve güzel bir hikaye anlattığımızı düşünüyorum. Heyecanlıyız bakalım. Dizide Sultan Alparslan'a hayat veren yakışıklı oyuncu hazırlık sürecinden de bahsetti. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunun tabii ki bir sorumluluğu var, bunun çok bilincindeyim. Ama bu benim tutkumu, iştahımı çok fazla kabartan bir durum. Hazırlık süreci tabii ki at binmek, kılıç kullanma konusunda mahir olmamız gerektiği için esasında yoğun bir zamanı onlara ayırdık. Fahri Evcen, uluslararası alanda da tarihimizi tanıtacak bir projeye imza attıklarını anlattı. Ben uzun bir aradan sonra bu projeyle geri dönmenin gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Uzun süre bakındım, biraz seçici davrandım. Ama Barış'ın da dediği gibi sadece bizim tarihimize değil, aslında dünyanın tarihine de yön veren bir tarihimiz var. Ve bu projeyi aslında sadece Türkiye'ye yapmıyoruz. Yurt dışına da yapıyor oluyoruz. Dolayısıyla tarihimize dair oralarda da bu işi tanıtmak ve göstermek çok gurur verici. Bu projenin içinde olduğum için gerçekten çok gurur.